Evet, herkese merhabalar. Ben Bülent Hoca. Simülasyon AYT denemelerinin ilk 10 sorusunu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. İki gerçek kökü olan x kare artı bx artı 1 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı denkleminin bir köküdür. B nedir denmiş. Peki bu denklemin kökler toplamını bulalım arkadaşlar. Eksi b bölü a'ydı formülümüz. B'nin önüne eksi yerleştirildi. A değeri de 1 olduğu için arkadaşlar eksi B geldi kökler toplamı. Bu değer bu denklemin bir kökü olduğu söylenmiş. O zaman denklemin kökü denklemi sağlar. X görülen yerlere eksi B yazalım arkadaşlar. Eksi B'nin karesi artı 7 çarpı eksi B. Eksi B eşittir 0 oldu. Düzenlenirse B kare eksi 8B eşittir 0 yapar. Ve B ortak parantezini alırsanız B çarpı B eksi 8 eşittir 0 gelir arkadaşlar. B değerlerinden biri 0, diğer değer de 8 gelecektir. Şıklarda 8'i görüyoruz. Bu sorumuzun cevabı Denizli diyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim ikinci soruya. A bir gerçel reel sayı olmak üzere 2x eksi 3 küçüktür a eşitsizliği ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. X eksi 1 bölü 2 olunca bunu sağlıyor. Peki x yerine eksi 1 bölü 2'yi yazalım arkadaşlar. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 3 küçüktür a ifadesinde. İkiler sadeleşti. Bu düzenlenirse arkadaşlar eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 yapar. A'lar eksi 4'ten büyük sayılarmış. Gelelim ikincisine. X yerine 7 bölü 2'yi kullandığınızda bu eşitsizlik sağlamazmış. 7 bölü 2'yi yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 7 bölü 2 eksi 3 sağlamayacağına göre eşitsizliğin değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Küçük mü var? Değişirse arkadaşlar tam tersi bir yön alır ve eşitliği de alır. Büyük eşit a olur arkadaşlar. Bu düzenlenirse ikiler gitti. 7'den de 3'ü çıkardığınızda 4 yapar arkadaşlar. A'lar 4'e eşit ve 4'ten küçük sayılar. Bununla bunu birleştirirseniz karşınıza ne gelecektir? Eksi 4'ten büyükler, 4'ten de küçükler ve eşit oldukları için arkadaşlar parantezlerle gösterildiğinde sağ taraf dahil, sol taraf dahil değil. Bu sorumuzun cevabı Edirne diyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Bir yorum sorusu ve bir parabol sorusuna. Evet, bir parabol sorusu arkadaşlar. Şimdi fx fonksiyonu ax kare artı bx artı c ifadesiyle gösterilmiş. Diyor ki a ile delta'nın çarpımı sıfırdan küçük. Nasıl olabilir? A eksi olursa delta artı, a artı olursa delta eksi olabilir arkadaşlar. Değil mi? Şimdi delta'nın artı olması ile ilgili ne biliyoruz? İki farklı birbirinden farklı iki kök olduğunu biliyoruz değil mi? Delta sıfırdan büyük olunca. Delta sıfır eşit olunca bir kök vardı. Delta sıfırdan küçük olunca arkadaşlar reel kök yoktu diyoruz. Peki. Şimdi a sıfırdan büyük artı olursa delta sıfırdan küçük olur. O zaman kök yok demektir. Kök yoksa arkadaşlar grafik x eksenini kesmez. Birinci öncü doğrudur. Gelelim ikincisine. Eğer diyor a küçüktür 0 ise a küçüktür 0 ise denkleminin grafiği x ekseni iki farklı noktada keser. Evet, a eksi olursa delta artı olacağı için x ekseni iki farklı noktada keser cümlesi doğrudur. Ancak şurada cümlenin devamında bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun bu iki nokta alınacak m değeri bunu doğrular mı diyor. Bakın grafik çizelim. A sıfırdan küçük olduğu için kollar aşağı doğru olacak. Bu şekilde herhangi bir noktada kesebilir. Ben onu şöyle göstereyim. Şöyle olsun. Şurada x1 arkadaşlar, şurada x2 olacak. M değeri de bu ikisinin ara değerinden biri. M şurada bir yerde olsun. Bakın M'yi fonksiyonda yerine yazarsanız fx değerinin işareti ne gelecek? Kontrol edin. Yukarı doğru çıktınız, çarptınız. Pozitif bir işaret aldı. Bu pozitif işaret aldı. A'nın kendi değeri zaten sıfırdan küçüktü. Eksi ile artıyı çarparsanız arkadaşlar sıfırdan küçük bir değer alır. 2 numaralı öncülümüz de doğru geldi. Gelelim üçüncüyü yorumlamaya. Evet, delta sıfırdan büyük olursa bu artı a o zaman sıfırdan küçük olacak. Doğru. Böyle bir ifadede grafik böyle çizilebilir. Değil mi arkadaşlar? Böyle çizildiği zaman diyor yorumları yapılabilir. Bakalım yapılabiliyor mu? Önce denklemimizi bir daha bir inceleyelim. Denklemimizde arkadaşlar ax kare artı bx artı c şeklinde bir ifade. Evet, delta'yı bir yorumlayalım arkadaşlar. Delta'mız b kare eksi 4ac'den oluşuyor ve sıfırdan büyük olduğu kabul edilirse.
A'nın işareti zaten delta artı olunca A eksi olduğu için şunun işareti eksi geldi arkadaşlar. Buranın sıfırdan büyük kesin çıkabilmesi için şu an eksi 4 ile A da eksi sayı olduğu için artılı bir sayıya dönüştü. C'nin işareti bunun artılı mı eksili mi kalmasını belirler arkadaşlar. C artı olursa kesinlikle sıfırdan büyük olacaktır. Çünkü B kare zaten artı, eksiler çarpıldı da artı, bu da artı olunca sıfırdan büyük olacak. C artı çıktı diyelim. Şimdi kökler çarpımının değeri formülü C bölü A'ydı. Siz C'yi artı A'yı eksi bulursanız o zaman kökler çarpımı arkadaşlar sıfırdan küçük gelir. Bu cümle doğrudur. Peki kökler çarpımı için bunu söyledik. Kökler toplamı için bir yorum yapabilir miyiz? Kökler toplamı sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi ifademizi inceleyelim. C'nin işaretinin artı olduğunu söyledik. Değil mi? C'nin işareti artı. C artı olunca kökler çarpımı sıfırdan küçük geldi ya arkadaşlar. O zaman köklerden biri eksi, biri artı net konuşabiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Ancak bu grafikte evet B ile ilgili herhangi bir yorum yapamıyorum ama şu can alıcı nokta R arkadaşlar. R'nin değeri pozitif. Orijinin sağ tarafında. R'nin formülü neydi hatırlayalım. R'nin formülü eksi B bölü 2 aydı arkadaşlar. Ve pozitif olduğu için sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsanız A negatif bir sayı olduğu için eksi B arkadaşlar bu aynen dursun. İçler dışlarda eşitsizlik yön değiştirdi ve sıfır geldi. Bunu söyleyebilirim. Şu an B'yi eksi B'yi yorumladım. Sıfırdan küçük bir değerdir diyoruz. Kökler toplamının formülü neydi? Eksi B bölü A'ydı arkadaşlar. Eksi B'nin işaretini siz az önce buldunuz sıfırdan küçük eksili. A'nın kendi işaretini bulmuştuk. Delta artı olunca A eksiydi eksi. Eksinin eksiye bölümü banko artı yapar. O zaman bu öncül de arkadaşlar doğru geldi. 3 öncül de doğru olduğu için cevabımız Edirne. Evet, gelelim dördüncü soruya. Evet, bir karmaşık sayı. Düzenleyelim, içler dışlar çarpımı yapalım. 1 artı a çarpı i değeri eşittir arkadaşlar. İçler dışlar yapılırsa eksi a çarpı i. Eksi i ile i'yi çarparsanız eksi i kare yapar. İ karenin değeri biliyorsunuz eksi 1'di arkadaşlar. Şurada yerine yazarsanız 1 artı a çarpı i değeri eşittir. Eksi a çarpı i değeri eksi 1 eksi 1 artı 1 yaptı. Bakın artı 1'ler kayboldu. Eksi a'yı eşitliğin sol tarafına alırsanız 2 çarpı a çarpı i değeri eşittir 0 geldi. O zaman bu 0'a eşitse arkadaşlar i'nin katsayısı da 0 olmalı. i'nin katsayısı 0 olacaksa a da 0 olur diyoruz. Gelelim 5. soruya. Evet, düzlemde paralel olmayan iki doğru bir noktada kesişir denmiş. Evet, doğrudur. Yani n tane doğrunuz varsa kesişme sayısı n'in ikilisi kadardı. Düzlemde farklı iki çember en çok iki noktada kesişir. Doğru ama n tane çember olursa çemberler n'in ikilisi gruplar halinde, ikişerli gruplar halinde bir araya getiriyorsunuz. Ve iki tane de her iki çember iki noktada kesiştiği için bunu da 2 ile çarparsanız arkadaşlar n tane çemberin kesişim noktası 2 çarpı n'in ikilisi olduğunu daha önce derslerimizde de sizlere söyledik. Şimdi sorumuza cevap verelim. Diyor ki düzlemde herhangi ikisi paralel olmayan 4 doğru en çok kaç noktada kesişir? En tane doğru n'in ikilisi ise 4 doğru. 4'ün ikilisi kadar noktada kesişir. 4'ün ikilisinin değerinin de 6 olduğunu biliyoruz. Düzlemde birbirinden farklı 5 çember en çok kaç noktada kesişir? Bakın çemberler için 5'in ikilisi yani ikişerli gruplar halinde 5'in ikilisini alınca 10 tane çıkıyor arkadaşlar ve her iki çemberde de iki kesişim noktası olduğu için bunu 2 ile çarparak cevaba gideceğiz. 5'in ikilisi 10, 2 ile çarpıldı. Burası da 20 geldi. Yani aradığımız cevap birincisi 6, ikincisi 20 olacak şekilde arıyorsunuz. Evet, bu sorumuzun cevabı arkadaşlar A şıkkı geldi. Gelelim 6. soruya. Evet, 6 ve 7 numaralı soruyu şu gördüğünüz ifadelere göre çözün diyorlar. İfadelerimize bakalım. Eğer kutunun içindeki n çiftse n artı 1 faktörel bir fazlasını al faktörelini al. Tekse 1 düşür faktörelini al denmiş. 2k artı 1 arkadaşlar biliyorsunuz bir tek sayıdır. Tek olduğu için 2k artı 1'den 1'i çıkarırsanız şu ifadenin değeri 2k faktöriyel olacaktır. Diğeri ise diğerine bakalım. 2k eksi 2 çift bir sayıdır. 1 eklerseniz arkadaşlar 2k eksi 1 faktöriyel olacaktır. Bu bölmenin sonucu 16 denmiş.
Faktöriyelli ifadelerde biliyorsunuz büyüğü küçüğe göre açıyoruz. 2k faktöriyeli 2k eksi 1 faktöriyele kadar açarsanız aşağıdaki 2k eksi 1 faktöriyeler birbirlerini yok eder. 2k kalır size. 2k'nın değeri de 16 denmiş arkadaşlar. O zaman k'nın değeri 8 geliyor. Bizden k yerine 8 yazarsanız 8 artı 3 kutu içerisine 11 yaz bunun cevabını bul diyor. 11 nasıl bir sayı? Tek sayı arkadaşlar. 11'den 1 çıkardınız. Demek ki bu 10 faktöriyle eşittir diyoruz. Gelelim 7. soruya. 7. soruda da evet sayılar vermişler. Direkt şu şablonu kullanmamızı istiyorlar. Teklerse 1 eksi, çiftlerse 1 fazlasını alacağım arkadaşlar. Ona göre hareket ediyorum. Şimdi tekse 1 eksiğini alırsanız bu 6 faktöriyel yapıyor. Çiftse 1 fazlasını aldınız bu 9 faktöriyel oldu. Tekse 1 eksiği bu 8 faktöriyel, çiftse 1 fazlası bu 7 faktöriyel oldu. Yani 6 faktöriyel çarpı 9 faktöriyeli de aşağıdaki 8 faktöriyele göre açtım. Burada bir 8 faktöriyel var. Şunu yazdım. 7 faktöriyeli de 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabilirsiniz. Faktöriyelle bu sayılar büyük olduğu için bu şekilde ayarladım ve sadeleştiler. Cevabımız 9 bölü 7 geliyor arkadaşlar. Evet, 8 numaralı sorudayız arkadaşlar. Toplam ağırlığı 2660 gram olan bilyelerin tamamı sarı, mavi ve yeşil renkteki torbalara dağıtılıyor. Bu torbalardaki bilyelerin sayıca dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiş. Tamam. Sarı torbadaki bilyelerin ağırlıkları ortalaması mavilerinkine eşit, yeşillerin ise 3 katı olduğunu söylemiş. O zaman yeşilleri x diyelim. Bunların ağırlıkları 3x 3x'miş diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada torbalardaki bilyelerin sayıca dağılımını gösterdiği için burada 120 tane mavi, 80 tane sarı, 160 tane yeşil olduğunu düşünebilirsiniz. Ve mavilerin ağırlığı ortalaması 3x olduğu için 120 ile 3x'i çarparsanız arkadaşlar 360x yapar. 80 ile 3x'i çarparsanız toplam ağırlık 240x. 160 ile x'i çarptığınız 160x yaptı arkadaşlar. Tüm bilyelerin ağırlıkları ise 760x geldi. Bu arada tüm ağırlık değeri verilmiş. 760x değeri eşitmiş arkadaşlar 2660'a. X'i bulmak için 2660 değerini 760'a bölmeniz lazım. Şunlar sadeleşir arkadaşlar. 266'yı 76'ya böldüğünüzde yaklaşık değer evet 3,5 geliyor arkadaşlar. X'in değeri 3,5 olduğunu söyleyebiliriz. Sizden sarı torbadaki ağırlıkları istemişler. Yani 80 çarpı 3x istemişler. 240x istiyorlar. 3'ü yazalım. X'in değeri 3,5. 3,5 ne demek? 7 bölü 2'dir arkadaşlar. Şu 2 ile 80'i sadeleştirdiniz 40. Geriye kalanları çarparsanız 21 ile 4'ü çarptınız 84. Yanına da bir sıfır aldığı için 840 yapıyor arkadaşlar. Evet gelelim 9. soruya. Yine bir parabol sorusu. Şimdi parabolü incelediğimde kollar aşağı doğru olduğu için arkadaşlar A'nın işareti eksi. X ekseninde iki tane noktada değdiği için arkadaşlar delta değeri sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Köklerden biri eksi biri artı olduğu için kökler çarpımı C bölü A'ydı. Sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. A'nın işareti eksi ise o zaman C'nin işareti kesinlikle artıdır diyoruz. A eksi C artı çıktı. Kökler toplamına baktığınızda şu kökün arkadaşlar x2 numaralı kökün x1'e göre orijinden daha uzakta olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu artı 7 olsa bu eksi 1 gibi bir şey olur. Toplamları da pozitif bir sayı geldiğini söyleyebiliriz. Kökler toplam formülü eksi b bölü a'ydı. Kökler toplamı pozitif bir sayı gelecek arkadaşlar. Şimdi a'nın işaretinin eksi olduğunu biz biliyoruz. B'nin önünde şurada bir eksi var. Eksinin eksiye bölümü artı yapar. Sıfırdan büyük kalmasını istiyorsanız B'nin işaretinin de artı olması gerekir. Evet işaretleri az çok gördük. Şimdi B'nin işareti artı olduğuna göre bu parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisi olur? Şuraya bu işaretleri yerleştireyim ve buna göre de yorumlayayım arkadaşlar. Şimdi şıklara bakıyorum. Bir kere x karenin önündeki katsayı artı ise kollar yukarı doğru. Yani cevap Denizli ve Edirne olamaz arkadaşlar. Kollar yukarı doğru. Kökler çarpımına bakarsanız C bölü A kuralını uygularsanız A'yı B'ye bölmeniz lazım. Eksinin artıya bölümü eksi yapar. Yani kökler negatif geliyor kökler çarpımı. Dolayısıyla 1 eksi 1 artı olmalı. Bakıyorsunuz eksenleri kestiği noktalarda. Evet 1 eksi 1 artı bunları görebiliyorum. Peki kökler toplamına bakalım. Kökler toplam değerleri eksi B bölü A'ydı.
Eksi b bölü a formülüne göre uygularsanız arkadaşlar eksi c bölü b olacak. C ve b'nin işaretleri artı olduğu için artı. Artıyı eksi ile çarparsanız eksi yapar. Kökler toplamı eksi olduğu için sıfırdan küçük bir değer alacak. Şimdi köklerin bulunduğu yerlere bakarsanız x1 ile x2 kökleri burada birbirlerine yakın görünüyor. Simetrik görünüyor arkadaşlar. Burada sağdaki kök daha fazla olduğu için pozitif olan bu iki toplam değeri pozitif gelir arkadaşlar. Biz sıfırdan küçük olanı arıyoruz. Bakın bu kökleri incelediğinizde B şıkkında bu kök sıfıra daha yakın artılı olan, eksili olan daha uzak. Yani bu eksi 5'i artı 2 gibi bir değer alabilir. Kökler toplamları negatif arkadaşlar. B şıkkında geliyor. Evet. Gelelim 10. sorumuza. Şimdi diyor ki bize ABCD dikdörtgenin kenar uzunlukları logaritma x birim ve logaritma 2x birimdir. Kenarları çarpımı kenarları toplamı iki katına eşit olduğu söylenmiş. Şimdi logaritma x ile logaritma 2x'in çarpımı arkadaşlar 2 çarpı logaritma x artı logaritma 2x'miş. Bunu söylüyorlar bize. İfadenin diyorlar x değerleri çarpımı nedir? Şimdi ben bunu düzenleyeyim. Nasıl düzenleyeyim? Artı varsa değerler çarpılıyor. Bunu biliyorsunuz ama şu çarpım varsa değerleri herhangi bir şey yapamayız. O yüzden bunu düzenleyeceğim. Şunu aşacağım arkadaşlar. Burası gördüğünüz değer logaritma 2 ile logaritma x'in toplamından oluştuğunu söyleyebilirim. Çünkü arada artı olunca değerler çarpılır. Logaritma 2x yapar. Bu log x'i bunun üzerine dağıtırsanız log x'in karesine ulaşırsınız arkadaşlar. 2 tane olur. Şununla şunun çarpımı. Log x ile 2'nin çarpımı ise log 2 çarpı log x diye yazılır. Eşittir. Bu tarafı düzenleyelim. Aynı şeyi buna yaparsanız bunu da böyle yazdığınızda onu da burada yine gösterelim. Şu ifade arkadaşlar log 2 artı log x olarak yazılabilir. Burada bakın 2 tane log x var. 2 ile çarparsanız 4 tane log x'iniz olacaktır. Bir log 2 var 2 ile çarpıldığında da 2 çarpı log 2'yi yakalarsınız. Şimdi log x'leri bu ifadeleri kırmızıları sol tarafa mavilerin yanına gönderip bir daha yazalım arkadaşlar ifadeyi. Bakın logaritma x'in karesi. Bu ifadeyi bu tarafa alırsanız log x ortak parantezine düzenlendiğinde arkadaşlar parantezin içerisine logaritma 2 eksi 4 gelir çarpı log x olur. Şunu da eşitliğin bu tarafına alırsanız eksi 2 tane log 2 yaptı eşittir 0 oldu arkadaşlar. Şimdi ifadede log x gördüğüm yerleri düzenleyelim. Biraz alan darlığı yaşadım. Onu şuraya yazmaya çalışacağım bir daha arkadaşlar şu ifadeyi. Bakın bir daha görün. Logaritma x'im var. Üzerinde kare var. Artı logaritma 2 eksi 4 çarpı log x'im var arkadaşlar burada. Sonra da eksi 2 tane log 2 var. Eşittir 0 geldi. Şimdi x değerlerini çarpım durumuna düşürebilmek için burada log x arkadaşlar k olunca ikinci dereceden bir denkleme döner. K kare artı işte bir sayı var çarpı k eksi yine bir sayı var. Yani a x kare artı b x artı c'ye dönüşür. Ben bu gördüğünüz değerler logaritmik oldukları için kökler toplamına gidersem. Kökler toplamı nasıl bulunuyor? Eksi b bölü a. Bakın eksi b dediğimiz yer şu gördüğünüz ifadeyi eksi 1 ile çarpacağım. A diye de burada göründüğü üzere 1'dir. Bunu uyguladığımda logaritma x'in iki değerinin toplamıyla karşılaşacağım. Yani log x1 artı log x2 ile karşılaşacağım. Neden kökler toplamını aldım? X değerleri çarpımını soruyor. Logaritmada değerler arasında artı olunca x'ler çarpım durumuna düşüyor. Yani logaritma x1 çarpı x2'yi bu şekilde yakalayabiliyorum arkadaşlar. Eşittir. Buna kökler toplam formülü eksi b bölü a'yı uygularsanız burası 4 eksi ile çarpıldı. Eksi log 2'ye eşit gelecektir. Arkadaşlar 4'ü de logaritmaların tabanı 10 olduğundan dolayı ona göre şöyle yazabilirsiniz. 10 üzeri 4 diyebilirsiniz. Eksi şurada da arkadaşlar logaritma 10 tabanında 2 var. Tamam. Şimdi tabanları aynı ise bunlar log tabanları sadeleşebilirler. Bir daha yazalım. Bu ifade eşittir. Arada da eksi varsa değerler bölünüyordu. Logaritma 10 üzeri 4'ü arkadaşlar 2'ye bölmeniz lazım. Loglar kaybolunca kökler çarpım değeri arkadaşlar 10 üzeri 4 biliyorsunuz 10.000 yapıyor. 2'ye bölersiniz 5.000 geliyor bu sorumuzun cevabı.